Trevor beni aradı ve acilen yanına gitmemi istedi. Bu televizyondaki aptal şeyden. Acele etmem lazım. Trevor'ı kızdırmak istemem. Trevor benden çok uzakta oturmuyor. Sadece iki ev aşağımda. Evi burası. Çok merak ediyorum. Acaba ne konuşacağız? Öncelikle gidip şu garajdaki arabayı alayım. Trevor benden bir soygundan bahsetti. Çelik zırhlı bir aracı soyacakmışım. Trevor sadece o aracı soymamı istiyor. Başka hiçbir şey istemedi. Soygunda kullanmam için bana bu arabayı verdi. Araba gayet hızlı. Ama bir takım küçük değişiklikler yapmam gerekiyor. O yüzden boyatmaya götürüyorum. Arabanın iç aksamı ve motorlarını değiştireceğim. Biraz daha güçlenmesi lazım arabanın. Tabi tekerlekler, onları unutmamak gerekiyor. Hızlı bir iş olacak. İşin detaylarını bana kendisi haber verecekmiş. Daha tam olarak neyin ne bittiğini anlamadım. Ama Trevor'ın tek söylediği büyük bir para kazanacağım. Arabanın iç aksamı ve motorunu yeniledim. Araç artık daha hızlı. Şimdi eve gitme zamanı. Trevor'la gelirken konuştum. Bana yarın buluşalım dedi. Konunun detaylarını, tüm planı yarın bana anlatacakmış. Şimdi uyumam gerekiyor. Çünkü ya dinç bir şekilde kalkmam lazım. Ha, televizyondaki yeteneksizsiniz mi? O da ne? Az siktir. Adamın kafasını masaya vurdu. Neyse, şimdi uyumam lazım. Güzel bir geceydi. Dinç bir şekilde uyandım. Televizyonda tekrar özetini yayınlıyorlar herhalde. Trevor'la konuştum. Buluşmadan önce elbise almamı söyledi. Yeni elbiseler, el izlerimin kalmaması için eldiven, yüzüm tanınmaması için maske ve normal kıyafetler işte. Bundan önceki gittiğim yere gideceğim yine. Oradaki kız çok güzel çünkü. Evet, işte tam da burası. Kız da içeride. Acaba Trevor'ın bahsettiği görev ne? Aklımda deli sorular. Merhabalar. Güzel bir seçim oldu. Sence? Vay. Yakışıklı oldum ha. Güzel oldu, güzel. Kendime güvenim bir kez daha yerine geldi. Hadi bakalım. Bu işi bitirelim. Trevor'la görüştüm. Gün içinde beni arayıp buluşacağımız yeri bana bildirecek. Elbiseleri aldım. Şimdi yapacak başka bir işim yok. Eve gidip biraz otursam iyi olur.
Arkadan gelen var mı? Yok. Buradan yok. Çıkabilirim. Oba. Hiç olmazsa biraz daha dinleneyim. Bu hızlı hayat vücudumu iyi yordu. Ama yavaş yavaş alışıyorum. Artık daha az yorulmaya başladım. Yine mi bu adam televizyonda? Ama sesi güzel, hoşuma gitti yani. Bakalım şöyle. Kimse sevmiyor herhalde bu adamı. Ama ben bu adamı biliyorum. Vice City'de bir grubu vardı. Trevor beni aradı. Dark kulübünde beni bekliyormuş. Şimdi gideceğim ve tüm planı konuşacağız. Bana detaylı olarak planı anlatacakmış. Belki de o beklediğim gün bugündür. Saat 7'de buluşacağız. Az bir zamanım kaldı. Trevor'ın bahsettiği Dart Kulübü burası. Sanırım ondan erken geldim. Arabası burada yok. İçeri girip onu bekleyeyim. Güzel bir mekanmış. Merhabalar. O millet ayaklan. Daha Trevor yok. Burada beklesem olur. Trevor ayrıldı. Bana plandan bahsetti. Planı detaylı detaylı konuştuk. Bahsettiği kadarıyla zırhlı bir polis aracı soyacakmışım. Ama polis aracı olduğuna inanma dedi. Sadece kamuflaj amaçlıymış. İçerisinde Trevor gibi uyuşturucuyla uğraşan bir adamın yüklü miktarda parası varmış. O parayı çalmamı istiyor. Parayı benden geri istemedi. Sadece ona gözdağı vermemi istedi. Şimdi planı detaylı olarak üstünden geçmek istiyorum. O yüzden konuştuğumuz bölgelere gidip biraz gözlem yapacağım. İlk olarak arabayı burada kaza yaptırıp şuraya tostlatmam lazım. Evet, burası kaza için uygun bir yer. Zırhlı araç bu yolu kullanacakmış. Burası gayet sağlam. Araçla gelip buradan onu buraya çarpabilirim. Bu güzergahı kullanabiliriz. Parayı çaldıktan sonra aracıma binip yola devam edeceğim. Trafik yine bu şekilde kalabalık olursa belki başım derde girebilir. Ama emniyet şeridini kullanacağım. Buradan sonra bir an önce şehirden uzaklaşmam lazım. Trevor'ın söylediğine göre adam polislerle işbirliği halindeymiş. Yani polisler tarafından korunan da birisi aslında. O yüzden her tarafıma polis yağacak. İlk yapmam gereken su toplama kanalına gitmek. Oradan da otobana çıkacağım. Bu yolu kullanabilirim. Hem açık hem de 5 şeride yakın bir şeridi var. Bildiğim kadarıyla da o saatlerde trafik biraz daha sakinleşiyor. Trevor'la konuştuğumuz yer bir iskelenin orası. Ben polislerden kurtulup oraya geleceğim ve aracı ona geri teslim edeceğim. Eğer her şey yolunda giderse
Trevor parayı bana vereceğini söyledi. İnşallah beni kandırmıyordur. Evet, burası. Bu işi başarabilirim. Sonunda rüyalarım gerçek olabilir. Hedefime ulaşmama çok çok az kaldı. Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His graces? Or are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? Are you